yapmıştık. O da gemideydi. Yaklaşık kaç yıl oluyor? 5-6 yıl oluyordur. Mehmet Talha Hoca falan da var. Herkes vardı. Mehmet Talha Hoca da gürbüz bir şekilde geminin üstüne çıktı, orada namaz kılıyordu böyle. Bayağı sevimliydi. Püfür püfür aklımda, yani detay olarak var. O çok mübarek bir insandır Mehmet Talha Hoca. Cübbeli acayip hasediler Mehmet Talha Hoca'ya. Mehmet Talha Hoca, yani o cemaatin medar iftarı da çok değerli bir insandır. Çok seviyoruz. Yani herkesin sevdiği bir insan. Orada bu Cemal Uşak dedi ki, ya dedi, hocam dedi, İslam dedi kan kılıç dini, Hristiyanlığa bakıyorsun şefkat merhamet dini. Ya insan dedi böyle bir acayip oluyor, karar da veremiyor yani dedi. Oho dedim, adam kafa gitmiş adam dedim yani. Lafa bak ya, bak İslam diyor kan kılıç dini, Hristiyanlık da şefkat merhamet dini diyor, insan arada kalıyor diyor, karar veremiyor insan diyor. Ha hakikat doğru falan demem bekliyor yani. Evet. Doğru söyledim falan. Sonra hani ne yapacak? Hani Hristiyan ol da bari ya, diyecek. Sonra Hristiyan hadi olduk diyelim, haşa. Bu dinin peygamberiyle seni görüştüreyim diyecek belki. Onun için demiyorum. Onun için demiyorum. Genel mantığı olarak. Nerede ki? Aa sen bize bırak. Gel hep beraber bir İngiltere'ye gidelim. Sarayın altına şöyle bir inelim. O büyük salona, ana salona bir inelim. Bak ben seni orada kimden karşılaştıracağım diyorlar. Benim gördüğüm direkt Deccal ile karşılaştırıyorlar. İsa Mesih diye. Ondan sonra da adamda ne din kalıyor, ne iman kalıyor. Allah'ı da inkar ettiriyorlar. İslamiyet'i de inkar ettiriyorlar. Pek ya kan kılıç dinliyor İslam. Bitmiş, inkar etmiş zaten yani. Yani ben onun için demiyorum ama yani onu diyen mantıklar için söylüyorum. Ya İslam'a kan kılıç deniyorsan bitti. İslam şefkat merhamet dinidir. Nereden çıkarttın ya? Tevrat'ta kan gövdeyi götürüyor açıklamalar var. Ama şefkat merhamet dinidir Tevrat. Tevrat'ın getirdiği Musevilik. Hristiyanlık'ta yok mu? İncil'de. Oluk oluk kandan bahsediyor. Orada da kandan kılıçtan bahsediyor. Onlar niye görmezden geliyoruz? Müşriklerin çok ağır baskısına rağmen 13 yıl Allah savunma yapmaya bile izin vermemişti peygamberimizi diye anlatmıştınız. Tabii. Hazreti Ömer'in kabadayılığıyla maşallah. Hazreti Ömer bir mana veremiyor toplantıda. Diyor ki peygamberim aman sakın kimseye söyleme diyor. Niye ki falan diyor.